Bakayım zıplasam kırılır mı? Olur mu buraya? Ton vur ton. Ton o zaman zıplıyorum. İstediğin kadar zıpla, istediğin kadar zıpla. Bir de kırılıyormuş, videomuz yok, 10 milyon izlenir ha. Yok efendim, yok. Kazmayla. Burhan abi, oynamaya başladı bu. Oynayalım. Aha oynadı vallahi. Tamam canım, tamam canım. Aha gitti. Aha gitti, balım gitti. Balım gitti. Gitti, bir tane getirdim. Ha tamam, geldim. Aha o geldi. Bu da sazan işte. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ardahan'dayım. Ardahan'da Çıldır Gölü'ne geldik. Hoş geldiniz efendim. Turan abi var yanımda. Turan abi biz şimdi neredeyiz ya? Ben hayatımda Adana'dan kalktım buraya geldim şurası ya. Şurası Çıldır Gölü'nün Akçakale, Alparslan Adası arkamızda bulunan ada. Akçakale. Adaş. Biz şu an neyin üzerinde duruyoruz? Şu anda Çıldır Gölü'nün üzerinde duruyoruz. Gölün üzerindeyiz. Tabii, gölün bura üzerinde. Normalde su var bunun altında. Bunun altı sudur. Şu görünür anda, mü şu an açsak evet, şöyle? Tabii 40 santim buz var. 40 santim buz var. Tabii, bunlar buz o zaman. Evet tabii buz. Hiçbir türlü bırakılmaz mı? Hayır, kesinlikle kırılmaz. Şu anda gölümüz festival hazırlığı da olduğu için tam teşekküllü hazırdır. Peki bu atlar ne yapıyor bu gölde? Bu atların da attı kızak yerli ve yabancı turistleri gezdirmek için buzun üzerinde. Onları gezdiriyoruz. Atlarla i̇şte, gezdiriyoruz. Evet, atlarla gezdiriyoruz. Ortam güzel, hava böyle soğuk ama çok da soğuk değiliz gibi sanki. Bura soğuk memleketin sıcak insanlarıyla dolu olduğu için soğuk bizlere pek fazla etki etmiyor diyorsun. Etki etmiyor. Gelen insanlarımız da gayet memnun. Sizin gibi güler yüzlü, şeffaf insanlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Aynı zamanda geldiğiniz için de size teşekkür ederim. Ne demek, ne demek? Tanıdığınız için bizleri ziyaret ettiniz. Buraya gelenler gelip burada seni buldukları zaman balık yiyebiliyorlar değil tabii mi? Tabii. Biz özel yapmadım bunu burada. Hayır. Bütün kim gelirse gelsin Çıldır Gölü'ne has Çıldır sezanı. Kendimiz balıkçıyız. Kendimiz tutuyoruz. Kendimiz satıyoruz. Ufak bir işletmem var. İşte yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek için burayı bekliyoruz. Daha ne olsun. Ben de hep böyle özenmişimdir. Şu buzu kırıyoruz ya, içinden böyle çekiyoruz şeyi ağı. Az önce onu yapacağız mı? Tabii şimdi buzu kıracağız. Tamam. Altından canlı canlı balıklar çıkacak ve tüm kamuoyu sizler şahit olacaksınız. Onları da ben yiyeceğim. Tabii. O görev de bende. Tabii tabii. Tamamdır. Allah'ına kurban o zaman. Şimdi ortam mis gibi, böyle üstümüze eziyor. Türk bayrağımız var orada. Belki görüyorsunuzdur. 10 metre derindedir. Bir de şu ileride az sonra oraya gideceğiz. Soba kurdurduk oraya. Soba var ortada. İşte sandalyeler, mandalyeler. Halımız, gideceğiz orada. Masamız, sandalyemiz orada da. Buzun üzerinde halılı bir oda gibi düşünün. Daha ne olsun ya. Bundan güzel mutluluk var mı? Hadi o zaman hazırsanız başlayalım. Bayrağımız da Çıldır Gölü'nün ortasında dalgalanıyor. Şimdi biz gölün hemen kenarında olan alana geldik. Evet. Burası restoran. Evet, Adabak Lokantası. Turan abi bize hemen patates ikram etti. Şöyle elimiz... Elimiz yanmasın diye altına da peçeteyi koydu. Şimdi burada böyle ortam çok sıcak. Şunu ben göstermek istiyorum. Bu Turan abi neyi bir söyler misin bunun ne olduğunu? Bu tezek efendim. Tezek yakıyorsunuz değil mi bunun tabii içinde? Tabii tezek yakıyoruz şu anda. Atalım mı içine? Tabii tabii tabii. Mis gibi çayımızı da içtik. Evet, bak, anda, bak şimdi bak içine bak. Bak yanıyor bak şu anda. Gördün mü? Şu anda bu yanıyor. Bu uzun yandığı için bunu tercih ediyorsunuz değil mi? Tabii uzun yandığı için bir de kuzine de patatesi bu daha iyi pişiriyor. Odun olunca hızlı yanıyor, patatesi yakıyor ama bu ağır ve... Ateşli yandığı için daha güzel patates kuzine de rahat oluyor. Şimdi gidip balığı mı çıkaracağız? Tabii şimdi buzu kırıp balığı çıkaracağız. Tamamdır. Bak patatese baksana. Gördün mü? Bunu alacağım böyle. Şöyle bakacağım. Hadi balığa gidelim. At kızağına bindik. Güzel, şimdi balıkları çıkaracağımız yere gidiyoruz. Bu arada biz Ardahan'a Serhat Kalkınma Ajansı'nın davetiyle geldik. Tabii gelir gelmez de toprağımı buldum. Abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biz donmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde evet, atlı kızak gezisi yapıyoruz. İşte birazdan güzel sobamızın başında, yine donmuş göl üzerindeki sobamızın başında sıcak sıcak çaylarımızı içeceğiz. Süper. Balık çekeceğiz. Daha sonrasında yine donmuş göl üzerinde bir kahvaltı sofrası kuracağız. Oo süper. Sen peki Karslı oldun artık değil mi? Karslı olduk biz. Kars, Ardahan üçgeninde bu şekilde. Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars. TRA2 bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak koordinasyonunda. 2010 yılından beri Kars'ta aktif olarak faaliyetteyiz. 2011 yılından beri de ben ajanstayım aynı şekilde. Memnunuz. Hani Adana'da da olsak, memleketin burasında bir şeyleri değiştirebilmek, bir şeylerin değişmesine vesile olmak insanı çok mutlu ediyor. Değil mi? Mutluluk veriyor. Yani burada kalmamın sebeplerinden biri de bu. Süper abi. Şimdi o zaman biz hemen gidelim balığımızı alalım, gelelim değil mi abi? Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi burada? Ben de kızak çalıştırıyorum. Ya kışın çalıştırıyorsun, yazın ne yapıyorsun? Yani de şu anda kaynamaya bakıyorum. İyi. Hadi o zaman gidiyoruz. Şu an tam Çıldır Gölü'nün üzerindeyiz. Sobamız yanmış, mis gibi. Burada yemek yiyeceğiz biz ama karın durumuna göre değişecek tabii ki. Halımızı serdik.
Tayfun abi şeyi nereden çıkaracağız? Balığı da buradan hemen açacağız. Göze var. Gözeden balık çıkaracağız. Tamamdır. Süper. Oradan atayım hemen efendim. Bak gel gel bak. Gel şunu göstereceğim. Ama ne yapayım? Aman aman. Buyur abi. Bak şuralara. Bunlar buz değil mi? Buz tabii bak bak. Bak ha ben halı sandım ya. Baksana şuna bak. Tamam gördün mü? Bak hadi zıplasam kırılır mı? Olur mu buraya? Ton vur ton. Ton o zaman zıplıyorum. İstediğin kadar zıpla, istediğin kadar zıpla. Bir de kırılıyormuş, videomuz 10 milyon izlenir ha. Yok efendim, yok. Tamam, buradan mı çıkaracağız? Hemen şuradan, hemen şuradan. Tamamdır. Bak, bak çocuk şimdi ağacı açıyor. Tamamdır, oraya gideriz öyle o zaman. Deniz. Şimdi Turan abi, burayı kırdık biz. Evet. Kırdık mı şu an? Kırdık şu an. Ya şu buzun kalınlığına bakar mısınız? Bir görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. 40 santim. 40 bak. Santim var. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bak şöyle 40 santim. Tamamdır. Şimdi burada kırdı. 40 santim bir buz şeyi var. Evet. Kalınlığı var. Evet. Ne yapıyor şimdi? Buradan şimdi ağımızın ucunu çıkaracağız. Göreceksiniz. İpi bağlayarak şurada. Diğer gözeden. Kadir ağa çıkardım. Mavi olan mı? Evet. İp. Evet. İp o. Hadi bir çıkaralım. Şu an çıkacak mı balık? Tabii. Ya şu an balık çıkacak mı? Şu an değil. Oradan çıkacak. Öte taraftan çıkacak. Bak hele sen üşümüyor musun ya Kadir? Üşüyoruz abi. Elin öyle çekiyor mu sen çıplak elle? Ay çıplak elle çekeceğiz zaten bezle çekilmez. Ha tamam. Şimdi oradaki ağı biz buradan çekeceğiz. Onun için burayı kıracağız. Değil mi Kadir? Evet. Kazmayla. Şimdi buradan ağın ucunu çekiyoruz. İlk çıkan balık benim ha. Tamam. Turan abi. Tamam abi. Kaya çıktı. Yok o başın bağlamazsak buza yapışır. Taştan yumuşak olsa olmaz. Taştan yumuşak olmadıysa onu yemem. Bismillah. Ondan yumuşak olması lazım abi. Olacak olacak. Dur bakalım kısmetimiz ne çıkacak. Bağsız belebiyiz valla bize hiçbir şey çıkmaz. Çıkar abi çıkar. Ha çıktı o benim işte. Oo. Evet. Bakayım ben ona. O nasıl? Diğerinden daha geniş bu. Bu aynal sazan diyoruz. İsrail sazanı bu. İsrail ha. Sazanı mı? Evet. Bu İsrail sazanı. Tutayım mı? Tut tabii tabii. Olay canım aşkım. Aşkım. Tamam bunu ben tutuyorum. Tamam sıkıntı yok abi. Oh. Peki balıktan başka bir şey çıkıyor mu buradan? Ne bileyim yengeçtir şudur budur. İstakoz çıkıyordu. Şu anda istakoz vurgun yedi. Henüz çıkmıyor. Bakalım ileride çıkar mı çıkmaz mı? Hmm. Zaten bak hele bir şey diyeyim mi? Bu balık donmuş ha soğukta. Donmamış. Hiç kıpramıyor. Yok yok o iki gün ölmüş. Değil mi balık çıkıyormuş şimdi. Turan abi oynamaya başladı bu. Oynayalım. Aha oynadı vallahi. Tamam canım tamam canım. Aha gitti. Aha gitti balığım gitti. Balığım gitti. Gitti bir tane getirdim. Ha tamam geldi mi? Aha o geldi. Bu da sazan işte. Bu da sazan. O da ser balık. Çıldır Gölü'nün has özel sazanı efendim. Tamam. Turan abi oynamaya başladı bu. Oynayalım. Aha oynadı vallahi. Tamam canım tamam canım. Aha gitti. Aha gitti balığım gitti. Balım gitti. Gitti bir tane getirdim. Ha tamam geldim. Ha o geldi. Bu da sazan işte. Bu da sazan. O da ser balık. Çıldır Gölü'nün has özel sazanı. Tamam ha. Abi ben onu alayım ya aman. Dur alın onu. Canlı yiyeyim şey gitti. Ağzına sok şimdi. Yiyorum. Bu kayıyor ama. Bu aynasız mı? O sazan. Sazan. Diğerleri aynalı değil mi? Az önce kaçırdım ya. Bunu da kaçırayım mı? Kaçır abi. Yok kaçırmayak ya bu kadar adam aç. Bekliyor ondan sonra şey yapmasınlar. Şimdi ağ çekme işlemimiz bitti. Hasılatı topladık. Şimdi yemeğe gideceğiz. Hangisini alacağız? Bunlara baksana bak şimdi bak. Benimki aynalıydı ha şu. Hala yaşıyor ha. Bunu şimdi suyun içine atarsak geri canlanır değil mi bu? Tamam. Atmayın ha balık yok elimizde. Evet, şöyle kaçırdık. Ha, ne yapıyorsun sen orada? Kendi diyoruz ki burada kızartacağız. Ha, pullarını mı alıyorsun üstündeki? Tabii pullarını alıyoruz. Evet, güzel. Oo, mis gibi. Hadi o zaman, mis gibi balığımızla beraber yemeğe gidiyoruz. Bak şuna bak. Bak, derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Gördün mü? Şimdi bunu yemeğe gideceğiz. Hadi abi. Hazır mı balıklarımız? Balığımız şu anda hazır. Ağı çektik. He. Balığımızı temizledik. Evet. Yağımızı sıcağa koyduk. Sobanın üzerine koyduk. Şu anda tuzunu falan vermişiz. Kızartmaya hazır. Sadece tuz mu atıyorsun? Başka bir şey atmıyorsun? Sadece tuz atıyoruz. Bizim balığımızın özelliği o. Hmm, tamamdır. O zaman buraya atıp başlıyoruz. Evet.
Burada bu balığın sadece kızarması mı güzel? Kızarması çok güzel efendim. Mangalda falan olmaz. Mangalda mı olmaz. Bir de şey buğulaması olur. Buğulaması. Buğulaması ve sadece böyle en güzel doğal lezzetli olması için böyledir. En iyisi yağda kızarması. Tamam. Şu anda görüyorsunuz. Kuzu eti gibi. Ellerine sağlık. O zaman biz bunu yemeğe geçiyoruz. Tabii afiyet olsun. Şimdi balıklarımızı pişirdik, sofraya oturduk. Böyle bir salatamız var. Ondan sonra turşumuz var, limonumuz var. Bir de burada tabii ki balıklarımız var. Kızarmış olarak hazırlanan. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz. Şimdi şuradan şu büyük olanın şu kenarlarını çıkaralım tabii ki. Şöyle şu tam orta kısımdan almak istiyorum. Ama balığın şu pişmiş haline bir bakın. Mis gibi. Şuradan şöyle ben ilk lokmayla başlıyorum. Bir lokma daha alayım. Şimdi balığın içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Baksanıza şuna. Çok iyi pişmiş. Hani sazan normalde böyle lezzetsiz olur derler ama gerçekten çok lezzetli bir balık. Çok iyi olmuş. Hani bu keyfi, bu deneyimi mutlaka yaşayın derim. Ben Turan abiyle konuştum. 1 Ocak'ta yani Ocak ilk haftasında buz tutmaya başlıyormuş. Şubat'ın sonu hava durumuna göre Mart'ta da bulabiliyormuş. O yüzden buraya gelecekseniz Ocak veya Şubat ayına, yani Şubat'ın sonuna kadar mutlaka gelmeniz lazım. Ona göre kendinize ayarlayın. Burası dediğim gibi zaten restoran. Hani geldiğinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Vallahi mis gibi çıtır çıtır. Ben derisini severim balığın. Ben şurasını ısıracağım. Şuradan da bir turşu atalım. Atalım yani sonuçta gelmişiz ama şuranın keyfine baksana bak. Bak dışarıda kar yağıyor. Mis gibi. Biz burada Turan'a balığa limon sıkılır mı? Balığa limon sıkılmaz. Sıkılmaz mı? Tamam. Sen sıkılmaz diyorsan sıkmam ben de. Sıkılmaz çünkü sarı balığın özelliği limon sıkılmaz. Şimdi ben yemeğe devam edeceğim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Şuradan da alalım. Tam bu kısımdan. Şöyle. Oh. Vallahi mis gibi. Son sürat yemeğe devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sonra bana demeyin. Yok çekimde yemiyorsun falan filan. Hikaye bunlar demeyin. Bak bunlar bitti yenisi geldi. Hala dumanı üzerinde. Bak. Gördün mü? Dumanlar çıkıyor hala. Biz yemeğe devam ediyoruz. Tabii balık bittikten sonra Turan abinin eşi şöyle bize un helvası yapmış. Bundan da yiyeceğiz. Bu ne helvası da yiyeceğiz. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. İlgili dostlar, balığı yedik. Dediğimiz gibi şimdi geldi un helvasını yemeye. Çayımızı aldık. Ortam gayet otantik. İnekleri görüyorsunuz. Otlanmışlar. Gidiyorlar. Daha ne olsun ya. Ortam mis gibi. Bak baba şunların güzelliğine baksana. Abi kolay gelsin. Sudan mı geliyorlar şeyden mi? Sudan. He suladın bunları. Eve gidiyor, ahıra gidiyor. Şimdi ahıra gidiyor. O zaman bir bardak şu karda çayımızdan çekelim. Oo, mis. İçimizi ısıttı. Bir de şu un helvasına. Bak abla sevgiyle yapmış bunu ya. Aynı annemin yaptığı gibi ya. Annem eskiden yapardı böyle. Evde kavururdu akşamlar un helvasını. Şekeri mekeri gayet yerinde. Oh. Çıldır gölü. Buz tutmuş. Mis gibi. Serhat Kalkınma Ajansı'na da davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Anılarımız arasına bir yenisini daha eklemiş olduk.